Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz ve işi bilen kısmında da değerli bir konuğumuz bugün bizlerle. Operatör Doktor Kafkas Çelik bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Kafkas Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok mersi. Sizi tanıyabilir miyiz? 1982 Sinop doğumluyum. İlk orta öğretimimi Sinop'ta tamamladıktan sonra tıp fakültesini Yeditepe Üniversitesi'nde bitirdim. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığımı aldım. Kısa bir dönem Lviv'de çalıştım, Lviv Hospital'da. Şimdi Özel Yunus Emre Hastanesi'nde Üsküdar'da çalışmaktayım. Evli ve bir çocuğum var. Ve bizim şimdi son zamanlarda belki daha çok görüyoruz ama sıklıkla rastladığımız, siz tabii ki daha iyi bileceksiniz de, sıkıntımız obezite. Yeri geliyor genetik faktörler, yeri geliyor sadece yemekle belki bugünlere gelebiliyoruz. Yani obezite kavramını belki edinebiliyoruz. Aslında obezite nedir? Şöyle, obezite aslında vücudun normalden daha fazla yağlanması demek oluyor. Normalin üzerinde bir yağlanma var. Bunun için de bizim kriterlerimiz var. Vücut kitle endeksi dediğimiz kilonun boyun karesine bölünerek bulunan rakam bizim için bir kriter oluyor bu hesaplamayı yaparken. Çıkacak olan sonuçta 30 obez oluyor. 30 ve üzeri hastalarda obezite diyoruz. 40 üzerinde de morbid obez dediğimiz hastada kalıcı hasarlar bırakabilecek, vücuda kalıcı hasarlar bırakabilecek obeziteden bahsetmiş oluyoruz. Ve sırf bununla da kalmıyor aslında. Hayatımızı belki çok olumsuz şekilde yönlendirebiliyor bizleri. Yani günlük hayatta çok kısıtlı yaşayabiliyoruz kendi başımıza belki de. Bu anlamda da hastalıklarda cabası oluyor. Hani kendisi bir külfet, yanında getirdikleri başka külfet olarak adlandırabiliyoruz. O yüzden obezitenin aslında yandaş hastalıkları nelerdir? Kesinlikle obezite ile birlikte biz hastalarda aslında primer olarak kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz özellikle hipertansiyon gibi, diyabet gibi, onun dışında dejeneratif eklem hastalıkları dediğimiz ekleme zarar verecek boyutta hastalıklar ve uyku apnesi dediğimiz solunumu deprese edecek, solunumu baskılayacak hastalıklardan bahsetmek yerinde olur diye düşünüyorum. Peki obezite cerrahisi uygulanacak hastaları hangi kriterlere göre belirliyoruz? WHO dediğimiz örgüt, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği vücut kitle endeksi kriterleri var. Buna göre 30 üzeri, biraz önce de söylemiştik, 30 üzerinde obez hastalar. Biz ameliyatı yaparken de 35 üzeri, ek hastalığı varsa hastanın 35 üzerinde ameliyat yapabiliyoruz. Ek hastalığı olmayan hastalarda da 40 ve üzerinde ameliyat yapabiliyoruz. Bu ek hastalıklar da biraz önce söylediğim gibi hipertansiyon olabilir, diyabet olabilir, kardiyovasküler problemler olabilir, dejeneratif eklem hastalıkları olabilir, uyku apnesi olabilir ve bunun dışında tanı konmuş hastalıklar varsa bu ameliyatı yapabiliyoruz. Peki obezite cerrahisi yöntemleri nelerdir? Onu şöyle açıklayabiliriz. Girişimsel yaptığımız bir işlem var, mide balonu. Mide balonunu da buna katarak mide balonu endoskopik olarak yapabiliyoruz. Tüp mide dediğimiz sleeve gastrektomi, bunun dışında mide bypass dediğimiz gastrik bypass ameliyatı ve hastalığın eminimini bozacak duodenal switch veya işte pankreatik diversiyon dediğimiz ameliyatları laparoskopik olarak yapabiliyoruz. Bir de tüp mide ameliyatları var elbette ki zaten bahsettiğiniz üzere. Bir de aşamalarından bahsedebilir misiniz? Şöyle oluyor, hastaya biz detaylı bir tahliller yaptırıyoruz. Öncesinde kardiyoloji dediğimiz kalp doktoru, göğüs hastalıkları, anestezi doktoru ve psikiyatri hastayı daha öncesinde değerlendiriyor. Geniş bir kan tahlili istiyoruz hastadan, akciğer filmi, EKG. Bunların neticesinde bu hastaya ameliyat olabilir dedikten sonra hastayı yatırıp yaklaşık olarak bir gün yoğun bakımda tutuyoruz, 3 gün serviste tutuyoruz. Ameliyatta da yine laparoskopik olarak yapıyoruz, kapalı olarak yapıyoruz ameliyatı. 5 tane küçük kesisi oluyor hastaların, 3 tanesi 1 santim kadar,
Diğer iki tanesi de yarım santim kadar iki tane kesisi oluyor. Toplamda 5 adet ve yaklaşık 45 dakika, 1 saatlik bir ameliyat oluyor. Doğru, ilerleyiş söz konusu olabiliyor. Evet. Hep deriz ya hani ameliyattan sonrası daha önemlidir diye, hangi ameliyat olursa olursun tabii ki de. Aktivitelere hemen dönülebiliyor mu? Hastanedeki süreç nasıl ilerliyor ameliyattan sonraki? Ameliyattan 5 saat sonra hastaları hemen ayağa kaldırıyoruz. Hemen mobilize oluyorlar, yürüyorlar koridorda, hasta odasında. Ertesi gün, ameliyatın ertesi gününde başlıyoruz hastalara. Su içebiliyorlar. Üçüncü günde taburcu ediyoruz. Taburcu ettiğimizde de hastalar kendilerini iyi hissediyorlarsa işlerine başlayabiliyorlar veya bir hafta sonra işlerine başlayabiliyorlar. Bir hafta sonra sporlarını yapabiliyorlar ve yine iş hayatına geri dönebiliyorlar. Günlük Arabalarını standart kullanabiliyorlar, uçağa binebiliyorlar. Günlük. aktiviteleri devam Evet. edebiliyorlar. Günlük yaşantılarına geri dönüş, hatta daha sağlıklı ve Kesinlikle. kendilerine sanırım daha özgü bir şekilde güven duygusuyla ilerleyebiliyorlar. Hastaneler peki çıktı. Ameliyat sonrasındaki ilerleyiş süreci nasıl? Takip olarak mesela kaç ayda bir takip sağlanıyor? Onu da şöyle yapıyoruz. Ameliyattan taburcu ettikten sonra hastamızı ilk birinci haftada, birinci ayda, üçüncü ayda, altıncı ayda ve 12. ayda takipleri var. Sonra da 24. ayda son olarak ikinci senenin sonunda takiplerini yapıyoruz. Ve bu takiplerde hastanın ameliyat öncesinde aldığımız o geniş rutinlerini, kan rutinlerini hepsini tekrarlıyoruz. Vitamin bozukluğu var mı? Mineral eksikliği var mı? Eksikliği Bunların hepsini kontrol test etmiş ediyorsunuz. oluyoruz. Hastaların hayatının neleri değiştirmesi gerekiyor sizce? Hastaların ameliyat sonrasında kesinlikle değiştirmesi gerektiği şey yaşam biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor. Spor yapmıyorlarsa kesinlikle spora başlatıyoruz hastaları. Yedikleri yiyeceklerde protein ağırlıklı yemelerini öneriyoruz. Karbonhidrattan fakir ama proteinden fazla yiyeceklere yönelmelerini sağlıyoruz. Diyetisyen de bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Sadece sabah saatlerinde belki yarım ekmek gibi ama sonrasında günün tamamında hiç ekmek almayarak, karbonhidratı tamamen azaltarak bir yol İlerleyiş çiziyoruz söz onlara. konusu olabiliyor. Hastalar ne kadar kilo veriyor? Yaklaşık olarak totalde 60 veya 80 kilo Oo. civarında verebiliyor hastalar. Bir kişi daha oluyor değil mi aslında ondan? Evet, Yani bir hep öyle kişi daha deriz ya. çıkmış oluyor hastadan. Birinci ayda en çok kiloyu verdikleri ay birinci ay oluyor. Yaklaşık olarak 50, 30 ile 50 kilo arasında değişiyor verdikleri kilo. Bir buçuk yıla kadar da kilo vermeleri devam ediyor hastaların. Sonrasında gitgide yavaşlıyor. Yani bir buçuk seneye geldiğimizde giderek yavaşlayarak duruyor. Kilo verme ne kadar daha devam ediyor desek hemen hemen bu Evet, bir zaman buçuk bir buçuk sene kadar senesinde. diyebiliriz. Bir de şu oluyor, o kadar zahmetli yoldan geçiyoruz, ameliyat oluyoruz, sonrasında da kontrollerimiz ve bize düşen aslında çok daha bilinçli bir yaşam tarzı oluyor. Bunu ne kadar, ne derece yapabiliyorlar? Yani söylemek istemiyorum ama Allah korusun başa dönme gibi bir çizelge söz konusu oldu, hastalarınız oldu mu? 2 senenin sonunda hastalar kilo alabiliyorlar. Alma ihtimalleri var, Ay. düşük de olsa. Onları özellikle bu konuda uyarıyoruz. Almamaları için elinden geleni, bütün hayat değişikliklerini aslında bunun için yapıyorlar. O %20'si kadar bir mide kalıyor. %80'i çıkarmış oluyoruz. O %20'lik mideyi bile büyütebiliyorlar. Yani hani zorlayarak yapılabilecek bir şey ama büyüyebiliyor. Bir zaman sonra endoskopla baktığımızda midenin içerisine biraz daha genişlemiş olduğunu görüyoruz. Bazı hastalarda revizyon yapabiliyoruz. Tekrar o büyüyen kısmı aldığımız hastalar oluyor. İkinci senenin sonunda, üçüncü seneye yaklaşan hastalarda. Böyle devam ediyoruz. Aslında her şey bizim elimizde, bizim kontrolümüzde değil mi? Biz beynimize Kesinlikle. sözümüzü geçirebilsek, hani o komutu verebilsek, kim bilir ne gibi hastalıklardan geçtik. Yani en iyi aslında kişi kendini bilip yaşadığı için, gördüğü için hani hayat çok daha kısıtlıydı. Çok daha zordu bence her anlamda. Yani iş anlamında olabilir, çevre olarak olabilir, kendi hayatında birebir yaşadığı sorunlar olabilir. Hani o kadar aslında zor, meşakkatli yoldan sonra geçtikten sonra bu kadar güzel bir hayatı hatırlatabilmek, tekrardan hani siz ve ekibinizle beraber sunduktan sonra aslında ne oluyor da o kırılma noktası tekrardan kendini yemeğe veriyor aslında. Çünkü yemekle oluyor değil mi? Tekrardan bu hem midemizi büyütmemiz, hem kilo almamız.
Evet. Değil mi? Farklı bir yol yok herhalde. Yine genetik mi devreye giriyor Yok, yoksa? hastalar aslında değiştirdikleri şeyi tekrar eskiye döndürebiliyorlar. Yani işte hastalar bize özellikle kola içmeyin, şekerli sıvılardan uzak durun, alkol almayın, yani sosyal içici olun. Ayda yılda bir tabii ki içebilirsiniz, çok fazla abartmadığınız sürece. Ama bunlar abartıya kaçtığında bunların hepsi tekrar kilo olarak dönüyor. Dediğiniz gibi hasta aslında çok uzun ve karmaşık yollardan geçiyor, komplike yollardan geçiyor. O komplike yolları da kendisi gördüğü için aslında almamak için elinden geleni yapıyor. Ne gerekiyorsa yapıyor ama çok düşük de olsa tekrar kilo alabilenler oluyor. Kıymet bilmemiz gerekiyor, Kesinlikle. değil mi? Hastalarınıza neler söylemek istersiniz? Ya da yani obezite olduğunu düşünenlere tabii ki de önce bir dediğiniz gibi testlerden ve kilonun bazında söylemek lazım ama hani fazla kilolu olduğunu varsayarsak kişilerin bir de şöyle bir şey var tabii kulaktan duyma yani internetten görme bitkisel adı altında takviyelerde bulunuyorlar. Kişiden kişiye göre değişkenlik gösterdiği gibi hani çok okuduk, çok gördük ama hala daha biz en iyi biliriz kesimi vardır ya toplumda. En iyi ben bilirim ya böyle yaparız, devam ederiz. Neler söylemek istersiniz o öyle düşünenlere en azından? Hastaların vücut kitle endeksini bir ölçmeleri gerekiyor. Eğer ölçemezlerse hani doktora gittiklerinde doktor onlar için ölçebilir veya gelirlerse ben onlar için ölçebilirim. Neler yapabileceğimizi birlikte konuşabiliriz. Eğer vücut kitle endeksleri uyuyorsa, hastalar yaşam biçimlerini değiştiremiyorsa, kilo verip sonrasında rebound etki dediğimiz Hızlı bir sonrasında şekilde mi? fazlasıyla geri alıyorsa bu hastalarda aslında çok fazla seçenek kalmıyor. Diyetisyenle yola çıkıp diyetisyenle kilo verip tekrar geri alabiliyorsa, sürekli bunları bir tekrarlar şekle getirmişse artık dönülmez bir yola Alışkanlık giriyorlar. olmuş. Yapamıyorlar. Yapamadıkları yerde de aslında biz devreye Tabii giriyoruz. ki. Son bir şans olarak devreye giriyoruz. O şansı da iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman şu çıkıyor mu? Her obezite olan ya da çok kilo olanlar ameliyat olmalı. Hani son aslında çıkış noktası bu mudur? Ek hastalığı olanlarda, vücut kitle endeksi 35 üzeri olanlarda, ek hastalığı olmayanlarda da 40 üzeri olanlarda geri dönüşü olmayan bir kilo var vücutta ve onu atamadıkları için ameliyat olmaları gerekecektir. Ve morbid obezitenin vücuda verdiği zarardan yapılan çalışmalarda 40 yaşına gelmiş hastalarda da yaşam süresini 7 yıl kadar geri çekti. 67 yaşında ölecek bir insanın 60 yaşında daha erken vefat edebileceğini bildiğimiz için aslında bunlara da mahal vermeden Ne kadar önemli. şansını denemesi gerektiğini düşünüyorum. 7 yaş deyip geçmemek Kesinlikle. gerekiyor. Daha da sağlıklı yaşayabilmek adına hepimizin de bir yaş almayı zamanı var ama sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmek ve kendi işimizi aslında kendimiz hani kimseye bağlı kalmadan idame ettirmek gerekebiliyor. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır peki? Obezite ameliyatı sonrasında hastalar aslında hayatlarında yapamadıkları şeyleri yapıyorlar. Özellikle çocuğuyla oynayamayanlar eğilip En yerde, basit şeyler değil mi tabii aslında? kesinlikle yerde çocuğuyla oynamak isteyenler oynayamıyorlar. Çocuk sahibi olamayanlar çocuk sahibi oluyor. Sürekli tansiyon ilacı kullanması gereken hastalar tansiyon ilaçlarından artık kurtuluyor. Şeker ilaçlarından kurtuluyor. Bu büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle en iyi şeyi değerlendirmemiz gerekir. Sizin de dediğiniz gibi ilaca Evet. bağlı kalmadan ve sağlıklı ve her istediğinizi yapabileceğiniz İnşallah sağlıklı bir ömürler de sizler ve ekibinizle birlikte sağlıyorsunuz hastalarınıza. Dileriz sağlıklı bir ömür hepimizin olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ben sizlere. teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyoruz Çok elbette ki teşekkür ederim. sağlıklı bir ömür dileyerek. Çok Çok teşekkürler. teşekkürler. Her zaman dediğimiz gibi efendim işi bilen kısmında değerli bir konuğumuz, değerli bir ismimiz vardı. Operatör Doktor Kafkas Çelik bugün konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.